Arkadaşlar bu gördüğümüz bizim gırgır vinç dediğimiz vincimiz. Ve şu gördüğünüz arkadaşın ayağına bastığın şey de bunun koruması. Bu bizim taşeronumuzun bunu buraya korumaya monte etmesi lazım. İkinci olarak buradaki şu halatın ben çok güvenli olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşım içeri saklanmış. Herhangi bir şey düşmesin diye. Şimdi oradaki eleman o tepsiyi içeri doğru çekecek. Ancak onun belinde kemer olması lazım. Ben şu anda kemer de göremedim. O kemeri bağlayıp sayın taşeronum, beni izliyorsundur büyük ihtimalle. Seni çok severim bilirsin. O arkadaşın beline kemeri bağlayıp yerdeki betona çelik dübelle dübellemesi lazım. Belindeki kemeri. Evet, bu gırgır vinçlerle alakalı özellikle mevzu bu. O tepsinin tepsinin içindeki el arabasının düşmesi için bir zincirle kapalı olması gerekiyor. Aşağıda da bu platformun ineceği yerin şöyle etrafının çevrili olması gerekiyor ki vatandaşın kafasına gözüne bu düşmesin diye bir C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak bu bildiklerimi bu şekilde izah edeyim. Aynen bu şekilde gayet tehlikeli biçimde bu gırgır vinçler kullanılıyor. Aslında bunları külliyen yasaklayıp geçeceksin. Mesela bu adam oradan aşağı inerken, çıkarken daha doğrusu, bizim çıkışımız şuradaki sundurma esasında. Böyle köhne görünümüne bakmayın, çok da işe yarıyor. Oradan çıkması gereken vatandaş buradan çıkıyor. Şimdi bu bahsettiğim bütün mevzularla alakalı olarak onlara uyarıda bulunacağız. İyi ki bareti var. Ne kadar koruyacaksa. Evet, malzeme geldi. Şu an yerde herhangi bir çelik duvar göremiyorum arkadaşlar. Şeye söyleyin, patronunuza söyleyin. Patronunuz bu konuda anlayışlıdır. Buraya bir tane çelik dübel, hemen emniyet kemeri. Evet, bu gırgır işi işte bu kadar sıkıntılı. Yalnız şunun bilgi mahiyetini söylüyorum. Şu ipin ip değil de zincir olması gerekiyor ama hiç yoktan bu da iyidir. Adam onu takıyor ki alttaki birinin başına düşmesin. Evet, durum bu. Çek! Çek, çek! Bekleyip durma. Sakin çek, sakin. Taşeronun bu konuda anlayışlıdır. Sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Sağ olsun Hüseyin Bey, Salih Bey. İkisi de çok değerli kardeşlerim. Onlar bu konuda ellerinden geleni yapacaklardır. Buna inanıyorum. Ne kadar sakat iş. Hasan, kardeş. Bu bugün son. Bundan sonra kemersiz, çelik dübelsiz size elektrik vermeyeceğim abi. Yukarı malzeme çekemeyeceksiniz. Yere çelik tübel çakacaksınız. Bir matkapla, hayır kolon olmaz. Kolon değil. Kolon değil. O kolon olmaz. Çelik tübel yapacağız abi yere. Çok zor bir şey değil. Bir tane matkap deliği, çelik tübel ya da iki tane en fazla. Tamam. Ve ucuna ip. Tamam abi. Bak ayağa bir şey diyeceğim. Şunu bir çek lan, çek şunu bir ya. Çek şunu bir. Şunun şu kum olduğu yeri görüyor musun abi? Şuraya ayağını dirediğin zaman Allah etmesin. Şu inşaattan düşen sizin ordulu muydu? O yandan mı? He. Kaçıncı kattan düştü? Üçüncü. Üçüncü kat mı? Yoksa altı metre mi? Şurada alçak zaten bina. Daha da üçüncü, dördüncü katta. Üçüncü, dördüncü katta. O yüzden abi bak. Bak sana şöyle söyleyeyim. Dışarıdan düştü. Hasan ustam. Tabii sen baretin yok, bir şeyin yok. Ah Leyla gibi geziyorsun. İçeride mi? İçeridesin diye ne olmuş? Giyecekse kardeş. Giyeceksin dedim mi? Giyeceksin. Bitmiştir bu iş. Hasan abi. Paraşüt ömlet kemerini. Ben körüşüm Hüseyin Bey'le. Hüseyin Bey vermeyecek. Bir adam değil. Vereyim. Vereyim. Şuraya güzelce de dübeleyin abi. Canınızı riske atmayın. Tamam. Tamam. Hadi, hadi kolay gelsin. Tamam. Sen de baretini giy abim. Tamam. Kolay gelsin Ferhat. Ne yaparsın sen? Çalışıyorum abi. Kolay gelsin, kolay gelsin. Arkadaşlar buranın temizlikten sorumlu başbakanı bu görmüş olduğunuz arkadaşım. Ferhat. Buraları pırıl pırıl yapan arkadaşım bu. Ferhat. Arkadaşlar soruyorlar.
İnşaatı kim temizliyor? Çok temizliyorlar. Eline sağlık kardeş. Eline sağlık. Şimdi gırgırla malzeme çekecekler. Vatandaşın sırtında paraşüt ve emniyet kemeri var. Çok güzel. Ama hiçbir yere bağlı değil. Hiçbir yere de bağlı değil. Şöyle. Hatta hiç üşenmeyeceğim. Şimdi onun yanına gideceğim. Bu insanlar ne zaman kendi güvenliklerini düşünecekler acaba? Çok merak ediyorum ya. Geçen gün çektiğimiz gırgırın koruması takılmış. Sağlamdı. İyi. Bu gırgırı koruma yapmanın mantığı içindeki halatlara, şurada içinde kayışlar var daha doğrusu. Şu içindeki kayışların Hasan ustam elini, eteğini, paçasını, yakasını takmasın, elini kolunu kaptırmasın diye. Aynen, doğru. Burayı kapatıyoruz. Hasan ustam, şunların bir bakıma girmesi lazım. Hatta bu zincirin değişmesi lazım çünkü şurada bir şey yapmış bak. Şurada bir şey var, zedelenme var. Evet. Onun da değişmesi lazım, senin de bilgin olsun. Tamam, Hüseyin Bey ile bunu konuşabilirsin. Tamam. Şuradaki vatandaş malzeme koyuyor. Yukarıdaki paraşüt ve emniyet kemeri olan vatandaş da malzeme alıyor. Geçen gün hiçbir emniyeti yoktu. Şimdi çıkıp bakacağız ona da. Merhaba arkadaşlar. Bugün 14 Mart. Kısmetse eğer bugün birkaç video yüklemek istiyorum. Arkadaşlar merhabalar. Şu anda çok manidar da olsa yine de kararım karardır. Bu videoyu çekeceğime karar vermiştim. Ki yine de çekeceğim. Çok yoğun başladık sezona, doğrusunu söylemek gerekirse. Şu an mantolamacımız program yapıyor. Onların kalacağı yerin programını yapıyoruz. Alçımız girdi. Diğer imalatlar devam ediyor derken kendimi aşırı bir koşturmacanın içerisinde buldum. Şu anda da bu güvenlikle alakalı videomu çekmek istiyorum arkadaşlar. Beni dinleyen, benim yaptığım mesleği yapan, işçi olan veyahut da inşaatın içerisinde daire bakmak isteyen, artık kendisine pay çıkacak bütün arkadaşlarım için bu videomu çekmiş olayım. Şu anda zaten burada ufak bir yaramızda mevcut görünüyor. Şurada. Belki kamera biraz düzeltmiş olabilir ama daha da fazla bir yara da olabilir. Ben onu şu an fark ettim. Yani arkadaşlar gördüğünüz gibi bir anlık bareti çıkarmayla acaba onu nasıl yapsam diye düşünürken kendimi bir anda başımı zonklarken buldum. Bu her an hepimizin başına gelebilir. Yine her zaman söylediğim gibi bu sahneyi hiç kimse kolay kolay göstermez. Arkadaşlar burası inşaat. Başımıza her şey gelebilir. Aslında iş dünyasında başımıza her şey gelebilir. Normalde ben bu başıma gelen bu muhabbeti çekmeme hiç de aslında gerek yok. Ama bunu size göstermek istiyorum. İzah etmek istiyorum. Baret takın, baret taktırın. Yani inancınız olsun. Belki 3-5 saniyelik bir elime bareti almamla başıma gelebilecek, belki spesifik bir olay da olsa, böyle bir şey şu an başıma geldi. Çok büyük bir sıkıntı yok. Biraz sert yaptım. Evet, hala başım zonkluyor. Allah'a şükür. Allah daha beterden saklasın. Şu anda arkadaşlar konumuz güvenlik ve ben ona yoğunlaşmak istiyorum. Şimdi o mevzuya geçelim. Hadi arkadaşlar. Bunlar bizim filelerimiz. Şu anda ben de yürüdüğüm yeri size gösterivereyim. Şurası bizim köşe filemiz. Çok geç de gelmiş olsa en azından var. Bunlar bizim bileşimlerimiz. Gördüğünüz gibi. Yani açık olduğunu aldırmayın. Açık gibi görünse de açık değil. Şöyle üstüne geldiğiniz zaman idine paylarını görebilirsiniz. Burası da bizim iki daire arasındaki boşluğumuz. Ben bunları elimden geldiğince, gözümün gördüğü kadar almaya gayret ediyorum.
Evet, şu an tertemiz oldu. Hallettik. Bakın şurada da bu işin devamı niteliğindeki infelerimizi görmeniz normaldir. Buradaki file ile alakalı güvenlik mevzumuz bu şekilde. Bakın şurada karşıda asansörümüzün önünü kapatan germelerimiz var. Burası da diğer asansörün olduğu yer. Şurası karşıdan çekmiştim. Şimdi bir de buradan çektim. Burası yine aynı şekilde. Bakın filelerimizin ayakları orada. Diğer bina, bütün binamızın çevresini bu filelerimiz gördüğünüz gibi çevriliyor. Burası bizim merdivenlerimizin güvenlikle alakalı olan korkuluklarımız. Şunlar aydınlatmalarımız. Herhangi bir karanlıktan dolayı düşme kalkma olmasın diye yapılmış bir güvenlik önlemimiz. Geçen gün bu yönden gelirken elektrikçilerle, elektrikçi Ahmet Usta'mla konuşurken buranın açık olduğunu görmüştük. Şu anda burası göründüğü gibi plywood'la kapandı. Hiç değilse biraz olsun güvene alındı. Bu yukarı çıktığı için burası açılmıştı. Şimdi aynı mevzu diğer taraf için de geçerli olacak. Pazar günü orası da yükselecek. Oranın da acilen kapanması gerekiyor. Oraya da müdahale edeceğiz. Yine buranın alttan çektiğim görüntüsü. Onun altında da yapılan diğer yükseltmenin alttan demir direkle dayanmış hali. Daha sonra buraya epoksiler yapılıp donatı döşendikten sonra beton atılacak. Şimdi şu şeylerin içine göstermek istiyorum. Burası da o merdivenden geldim. Burası da bizim diğer merdivenimiz. Yani sadece orada ışık var yapalım diye bir kaydı yok. Bakın burası da gayet sağlam kaya gibi yapıldı. Korkuluğu. Burası bizim aydınlığımız. Binamızın aydınlığı olacak daha sonra. Gördüğünüz gibi yukarıdan aşağıya kadar tamamı donatı var üzerinde. Bunları beton aşamasında yapmıştık. Herhangi bir düşme tehlikesine karşın. Aynı şey burası için de geçerli. Burası elektrik şaftı. Şurası da yine elektrik tesisat şaftımız. Tabi şurada ustam herhalde çalışamadığı için mecburiyetten kesmiş ama aşağılara baktığınız zaman aşağıların tamamı ve yukarısı şunları punto atmış sağ olsun. Devamında yine düzgün bir şekilde orada güvenlik tertipatımız var. Arkadaşlar patronlarımızdan Allah razı olsun diyorum. Gerçekten ellerinden geldiği kadar bu güvenlik mevzusuna da ses çıkıyorlar. Ben çok karşı çıkanları biliyorum. Yani maliyetten dolayı tabii ki. İlk bakıldığında hem maliyet hem de süreden kaynaklı bir kayıp olduğu düşünülerek tabii ki istenmiyor güvenlik mevzusu. Arkadaşlar onun dışında baret kullanıma dediğim gibi azami dikkat etmeye çalışıyoruz. Özellikle bina çıkışlarında. Ondan sonra bu BIM kese makinesi vejet taşının kesimlerinde gözlük kullandırtmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu konularda elimden geldiği kadar artık sıkmaya çalışıyorum derseniz yapmaya çalışıyorum. Hatta bir malzeme aldığımız bir yer vardı. Hadi çıkalım bir de oraya bakalım. Şimdi olay yerine intikal ettik. Bakalım ne yapacaklar. Takacaksın kardeş. Bir tak bakayım bir göreyim ben seni nasıl takıyorsun. Zaten yöneticilik böyle bir şey. Hep yaparsın. Bir kere yapmasın benden gelir ona. Şunu bağlama. Şunu bağlama. O senin belini epey bir sıkıntı verir. Böyle boşa duracak bu. Bu bırakmaz değil mi? Çek bakayım bir. Aşağı atlasana deneyelim bir. Bambi jumping yap bakayım. Neyse hadi.
Çok güzel. Sistem bu. Sistem bu. Çekiyorsun çengelle. Çok güzel. Bravo, bravo, bravo. Çok güzel. Harika. Böyle. Çıkart abi. Devam. Şimdi arkadaşlar, bizim işçi kardeşlerimiz bunu, bakın bu nasıl bağlı? Yere çelik dübel kanca şeklinde bağlı. Gayet de emniyetli. İyi, bayağı iyi de. Şimdi bizim işçi arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimiz, bizim amcalarımız, abilerimiz, sonuçta bunlar hepimizin, yani her birimizin inşaatta bir çalışanımız var. Şunu yere dübelleyip çakacaklar bütün katlara. Belki bir kişi uğraşsa bununla bir saat önce uğraşır. Bir de buradan her malzeme alışta bu görmüş olduğunuz emniyet kemerini çıkaracak, geri takacak. Sadece bu çıkarıp geri takmadan kaçmak için arkadaşlar emniyet kemerini beline taksa bile bu kancayı ipe geçirmemek için ısrar ediyorlar. Ama işte kendisi de burada. Cehennem zebanesi gibi başınızdayım abi. Nasıl gülüyor ya? Tehlike iş kardeş. Gırgır işi en nefret ettiğimiş. Çok güzel. Bak hiçbir riski yok. Aynen böyle. Şimdi dostlar, ben size bir C sınıfı iş güvenliği uzmanı olarak söyleyivereyim. Bu gırgırın aşağıya ineceği, inebileceği muhtemel yere normalde çevirmeniz lazım. Geniş bir şekilde, bakın. Bayağı salınıyor. İleri geliyor, geri gidiyor. Bayağı bir salım yapıyor. Çevirmeniz gerekiyor normalde. Ama tabii büyükçe bir alan yapmanız gerekiyor. İnşaatlarda fazla büyük alanlarımız yok maalesef. Bundan dolayı birçok kişi kaçar. Ama yönetmelik öyle ister. O alanın çevrili olmasını ister. Ve buradaki çalışan adamın da gırgırının yanına yaklaşması gerektiği zamanlar, yani gırgır hareket halindeyken o bölgeye girmesi lazım. Hep lazımları söylüyorum, dikkat ederseniz. Bakın maalesef şu anda burada bu yok ama bunu da doldurmaya çalışacağız. Onun dışında bakın şurada bir sundurmamız var. Binanın girişinde tek bir girişimiz var. Burası A blok. A bloğun bir sundurması var. Şurası B blok. B bloğun bir tane sundurması var. Evet, belki çok dirayetli olmayabilir. Çok çok da aşırı bir sağlam bir sundurma da olmayabilir. Ancak plywood'dan yaptık. Altını destekledik. Sonuç itibariyle Allah'a şükür olsun bina giriş çıkışlarında oradan başka bir yer yok. En kısa yollar oralar. Ve arkadaşlar da hep orayı tercih ediyorlar. İnancınız olsun, çok büyük koruma sağlıyor. Bence çok önemli. En önemli konulardan bir tanesi bence odur. Aklınıza takılan bir soru olursa arkadaşlar lütfen sorabilirsiniz. Durumumuz böyledir. Şimdi ufak bir konuyu burada belirtmek istiyorum. O da şu şekilde. Stajla alakalı bir video hazırlamıştım veya işle alakalı. Benim şu anda bir çalışan ihtiyacım var. Çünkü gerçekten artık canım çıkmaya başladı. Yetişemiyorum. Evet, kontrolümüzde sıkıntı yok ama artık ben kontrolden çıkıyorum. Gördüğünüz gibi. Ve stajla alakalı da yaz döneminde bundan 3 ay sonra, yani şu an görüyorsunuzdur, bakın alçımız bir yandan gidiyor. Mantolama bir yandan başladı. Yaz mevsimine doğru, Temmuz'da, Haziran döneminde çok fazla burada bir şey kalacağını düşünmüyorum işin doğrusu. Belki duvar kağıdı, belki montaj grupları, belki çevre düzenlemesi, sadece o kadar kalacaktır. Bundan dolayı stajyer arkadaşlarım, ben çok fazla buraya gelmelerini önermiyorum. Yoksa tabii ki ben burada en az 2 tane veya 3 tane stajyer arkadaşımla çalışmayı isterim. Onlara bir şey katmayı isterim. Ancak bir şey katmak için elde materyal lazım. Evinde bir şey olmayacak, bunu katamayacağım için de bu konuda beni mazur görün. Yalnız bir projemiz var. Hatta bizim burada 2 tane projemiz var ama bir projemiz var. Büyükçe bir proje.
Eğer oraya başlarsak, bakın böyle bir ihtimal var, yüksek bir ihtimal. Eğer buraya başlarsak, değil 3 stajyer, 5 stajyere kadar da ben alabilirim. Hem de temelden başlayacağız. Yine orada da burası gibi temelden çekeceğim inşallah. Ve orası gerçekten iyi bir şantiye olması için elimizden geleni yapacağız. İnancınız olsun, demircinin başında elime bir tane plastik mermi atan bir silah alacağım tabiri caizse. Sıkı sıkı vereceğim hoşuma gitmeyen yerlerde. Yani o derece, anlayın yani, o derece ketum davranacağım bu konuda. Ve bu size bahsettiğim bütün öğütlemeleri de kendim uygulamaya çalışacağım orada. Bu stajla alakalı durumumuz budur. Süheyla Hanım'ı işin doğrusu bekliyorum. Onunla bir diyalogumuz oldu. Birkaç gün onu bekleyeceğim. Muhtemelen pazartesiye kadar bekleyeceğim. Pazartesi gününden sonra eğer tabii kendisinden haber alamazsam, bugün kendisiyle bir görüşme gerçekleştirdim, haber alamazsam başka bir arkadaşımla burada çalışmayı deneyeceğiz inşallah. Şimdilik bizden bu kadar arkadaşlar. Benim aktarabileceklerim bu kadar. Bitti mi abi? Selam. Aleykümselam. Bitti mi? Diyebileceklerim bu kadar arkadaşlar. Söyleyecekleriniz varsa yorum bölümüne yazın. Elimizden gelen yardımı gösterelim. Elimizden bilgimizin yettiği kadar diyelim. Dilimizin döndüğü kadar yazıp söylemeye çalışalım. Ve ben söyleyemezsem başka bir takipçimiz, başka bir bilenimiz altta umarım düzeltip söyleyecektir diyorum. Benden bu kadar. Selametle kalın. Hoşça kalın.